Eşim ve kendim Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettik. Bu yeminimizi bozarsak akıbetimiz ne olur? Evet. Önce yemin bir tek Allah'ın ismine yapılır. Kur'an Allah'ın kelamı. Aslında Kur'an'a yemin edilmez. Allah'ın isminden başka bir şeye yemin edilirse o batıldır. Ama söz konusu Allah'ın kelamı olunca elbette ki bilmeden yapıldığı için orada Kur'an'da bir de Allah'ın isimleri vardır. Böyle bir niyet taşıması gerekir ki o yemin olsun. Yoksa batıl olur. Ama hiçbir yemin Allah adına yapılan yeminden ne büyük ne de önce gelir. Vallah diyorsun, vallahi diyorsun ya da billahi diyorsun. Allah ismine, Allah'a yemin ediyorsun. Bundan daha büyük yemin yoktur. Kur'an'a yemin etmek de buna dahildir. Allah'ın isminden başka hiçbir şeye yemin edilmez. Bunu da unutmamak gerekir. Diyelim ki böyle bir yemin oldu. Farz edin ki onu da Allah adına yemin edilmiş gibi Allah'ın kelamı olduğu için öyle kabul edersek yapılması gereken şey eğer bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya yemin etmişsek, yeminimizi bozmamız gerekiyorsa, ondan daha hayırlı bir şey görürseniz yemininizi bozun buyurdu. Bozarken de yapması gerekir. Yemininin kefaretini ödemesi gerekir. Yeminin kefareti 10 fakiri doyurmaktır. Yani 10 fitre vermektir. Sonra yeminini bozar. Eğer yapması gerekiyorsa yapılacak ya da yapılmayacak her neyse fark etmez. Yemini bozmak daha hayırlıysa yeminini bozar ve onu yapar. Kefaretini de on verir, 10 fakiri doyurmak. Evet. Buna beraber hiçbir yemini Allah adına yapılan yeminden daha büyük görmek caiz değil, küfür olur. Buna dikkat etmemiz gerekir. Evet, böyle bir gelenek olmuş, cahilce, işte sanki Kur'an'a yapılan yemin, Allah adına yapılan yeminden daha büyükmüş gibi zannedilir, öyle değildir.